Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Risale-i Nur'da sorular ve cevaplar lemalardan 5. sebep. Ehl-i Hidayet'in ihtilafı ve adem-i ittifakı bir araya gelememeleri maalesef. Zaaflarından olmadığı gibi zayıflıklarından ki önceki 4 sebepte de bunu ele alıyordu. Ehl-i Dalalet'in kuvvetli ittifakı da kuvvetlerinden değildir. Belki ehl-i hidayetin ittifaksızlığı, iman-ı kamilden gelen noktayı istinad ve noktayı istinattan neş'et eden kuvvetten ileri geldiği gibi. Yani herhangi bir sebeple işte ben sırtımı Allah'a dayadım diye, yani dayandığı noktanın güçlü olduğunu düşünerekten. Ehl-i gaflet ve ehl-i dalaletin ittifakları, kalben noktayı istinat bulmadıkları, onların ise Müslümanlar gibi dayanak noktası olmadığı itibarıyla zaaf ve acizlerinden ileri gelmiştir. Çünkü başka türlü elde edemeyecek. Çünkü zayıflar ittifaka muhtaç oldukları için kuvvetli ittifak ederler. Kaviler, yani daha öncesinde de ifade ettiğimiz gibi, yani çakallar toplu olarak hareket etmek isterler. Arslanlar ise tek tek gezer. Kaviler, güçlüler ihtiyacı tam hissetmediklerinden ittifakları zayıftır. Arslanlar tilkiler gibi ittifaka muhtaç olmadıkları için ferdi, tek başına yaşıyorlar. Yabani keçiler kurtlardan muhafaza için bir sürü teşkil ederler. Misalinde olduğu gibi. Demek zayıfların cemiyeti ve şahsı manevisi kavi, güçlü olduğu gibi, kavilerin, güçlülerin cemiyeti ve şahsı manevisi ise zayıftır. Mesela haşiye. Avrupa komiteleri içinde en şiddetlisi ve en tesirlisi ve bir cihette en kuvvetlisi cins-i latif ve zayıf ve nazik olan kadınların Amerika'daki hukuk ve hürriyetin isvan, kadınlar hürriyeti komitesi olduğu. Hem milletler içinde az ve zayıf olan Ermenilerin komitesi gösterdikleri kuvvetli fedakarane vaziyetle bu müddeamızı teyit ediyor. Bu sırrı bir işaret-i latife ve zarif bir nükte-i Kur'aniyedir ki ferman etmiş. Ve kâle nisvetin fil medine. Şehirdeki kadınlar dedi ki Yusuf suresi 12. Müenneslerin cemaatına. İki katlı müennes olduğu halde. Burada şunu ifade edelim. Şimdi kâle normalde müzekker fiil. Yani oysa nisvetin fil medine, nisvetün ifadesi ise müennes. Oysa kâlet gelmesi lazım. Yani kâlet nisvetün olması lazım. Fakat burada yani bu manada fil medine, yine burada da aynı şekilde ifade ederken müzekker müennes olaraktan geliyor. Oysa kâlet nisvetün olması lazım. Müzekker fiil olan kâle buyurması hem kâletil ârab, burada da tersi. Kâlet müennes el ârab müzekker. Bedeviler dedi ki Hucurat suresi 14. ayette buyurmakla müzekkerlerin cemaatine, yani buradaki Arap ifadesiyle, burada da nisve ifadesiyle kadınların cemaatine, müennes fiili olan kâlet şuradaki tabiriyle latifane işaret ediyor ki niye böyle farklı farklı gelmiş kâlet nisvetün olup da kâlel Arap olması gerekirken niye böyle gelmiş? Yani buradaki ince noktayı latifane işaret ediyor ki bu şekilde gelmesiyle zayıf ve halim ve yumuşak kadınların cemiyeti kuvvetleşir. Sertlik ve şiddet kesbedip bir nevi reculiyet kazanır. Aynen kâle nisvetinde olduğu gibi. Yani demek ki kadınların kâle müzekkeriyle zikredilmiş olması bunların bir araya gelerekten bir cemiyet oluşup güçlülüklerini ifade etmesi. Ama Arap müzekkerinin ise zayıf olan kadınla ifade etmiş olması erkeklerin bu konuda tek kalmış olmalarından bir cemiyet, bir topluluk kurmamış olmaları manasını da üstad çıkartmış oluyor. Müzekker fiilini iktiza ettiğinden kâletil Arap tabiriyle gayet güzel düşmüş. Erkekler ise hususan bedevi Arap olsa kuvvetlerine güvendikleri için cemiyetleri zayıf olup hem ihtiyatkarlık hem yumuşaklık vaziyetini aldığından bir nevi kadınlık hasiyete takındıkları için müennes fiilini iktiza ettiğinden kâletil ârab, müennes fiiliyle tabiri tam yerindedir. Evet, ehl-i hak gayet kuvvetli bir noktaya istinad olan iman-ı billah'tan gelen tevekkül ve teslim de başkaları arz-ı ihtiyaç edip muavenet ve yardımlarını istemez. İstese de gayet fedakârâne yapışmaz. Ehl-i dünya, dünya işlerinde hakiki noktaya istinadlarından, gaflet ettiklerinden zaaf ve acize düşüp şiddetli bir surette yardımcılara ihtiyacını hisseder, samimane, belki fedakarane ittifak ederler. İşte ehl-i hak, ittifaktaki hak kuvvetini düşünmediklerinden ve aramadıklarından haksız ve muzur bir netice olan ihtilafa düşerler. Haksız ehl-i dalalet ise ittifaktaki kuvveti
acizleri vasıtasıyla hissettiklerinden gayet mühim bir vesile-i makasıt olan ittifakı elde etmişler. İşte ehl-i hakkın bu haksız ihtilaf marazının merhemi ve ilacı. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذَبَرِيحُكُمْ. Yani ihtilafa düşmeyin. Sonra cesaretiniz kırılır. Kuvvetiniz elden gider. Enfal suresi 86. ayetindeki şiddetli nehy-i ilahi, Allah'ın yasaklaması. Ve taavenu alel birri ve takva, yani birbirinizle iyilik ve takvada yardımlaşın. Maide suresi 2. ayetinde hayat-ı içtimaiyece gayet hikmetli emri ilahiyi düsturu hareket etmek ve ihtilafın İslamiyet'e ne derece zararlı olduğunu ve ehli dalaletin ehli hakka galebesini ne derece tesil ettiğini, kolaylaştırdığını düşünüp kemal-i zaaf ve acizliğiyle o ehli hakkın kafilesine fedakarane, samimane iltihak etmektir. Şahsiyetini unutmakla riya ve tasannudan, yapmacık hallerden kurtulup ihlası elde etmektir. Altıncı sebep. Ehl-i hakkın ihtilafı namertliklerinden, himmetsizliklerinden, hamiyetsizliklerinden olmadığı gibi. Gafletli ehli dünyanın ve ehli dalaletin hayat-ı dünyeviyeye, şu dünya hayatına ait işlerde samimane ittifakları dahi mertlikten, hamiyetten, himmetten değildir. Bazen bu siyasi partilerde de olduğu gibi. Yani o birkaç tanenin bir araya gelmiş olması onların himmet ve gayretlerinden değil, tam tersine zafiyetlerinden, acizliklerindendir. Belki ehli hakkın ekseriyetle ahirete ait olan faydaları düşünmekle o ehemmiyetli ve kesretli meselelere hamiyeti, himmeti, mertliği inkısam eder, kısımlar ayrılır. Hakiki sermaye olan vaktini bir meseleye sarf etmediği için meslektaşlarıyla ittifakı muhkemleşmiyor, sağlamlaşmıyor. Çünkü meseleler çok, daire dahi geniştir. Gafletli ehli dünya ise yalnız hayat-ı dünyeviyeyi düşündüklerinden bütün hissiyatıyla ve ruh ve kalbiyle şiddetli bir surette hayat-ı dünyeviyeye ait meselelere sarılır ve o meselede ona yardım edene kuvvetli yapışır. Ve hakikat noktayı nazarında 5 paraya değmeyen ve ehli hak ona 10 para kıymet vermeyen meselelere divanı olmuş elmasçı bir Yahudi'nin 5 paralık cam parçasına 5 lira fiyat verdiği gibi 500 lira kıymetindeki vaktini o meseleye hasreder. Elbette bu kadar fiyat verip ve şiddetli hissiyatla sarılmak batıl yolunda dahi olsa samimi bir ihlas olduğunda o meselede muvaffak olur ve ehli hakka galebe eder. Bu galebe üstünlük neticesinde ehli hak zillete ve mahkumiyete ve tasannua, yapmacık hallere ve riyaya düşüp ihlası kaybeder. O namert, himmetsiz, hamiyetsiz bir kısım ehli dünyaya dalkavukluk etmeye mecbur olur. Ey ehli hak, ey hakperest ehli şeriat ve ehli hakikat ve ehli tarikat, bu müthiş maraz-ı ihtilafa karşı birbirinizin kusurunu görmeyerek yek diğerinizin ayıbına karşı gözünüzü yumunuz. O izâ merru billâhvi merru kirâma. Onlar boş sözlerle, çirkin davranışlarla karşılaştıkları zaman İzzet ve şereflerini muhafaza ederek oradan geçip giderler. Furkan suresi 72. ayet. Edebi Furkani ile edepleniniz. O ve harici düşmanın hücumunda dahili münakaşatı terk etmek ve ehl-i hakkı sukuttan ve zilletten kurtarmayı en birinci ve en mühim bir vazifeyi uhreviye terakki edip yüzer ayat ve ahadis-i nebeviyenin şiddetle emrettikleri kuvvet, muhabbet ve taavunu yapıp bütün hissiyatınızla ehli dünyadan daha şiddetli bir surette meslektaşlarınızla ve dindaşlarınızla ittifak ediniz, yani ihtilafa düşmeyiniz. Böyle küçük meseleler için kıymetli vaktimi sarf etmektense o çok kıymetli vaktimi zikir ve fikir gibi kıymetli şeylere sarf edeceğim deyip çekilerek ittifakı zayıflaştırmayınız. Çünkü bu manevi cihatta küçük mesele zannettiğiniz çok büyük olabilir. Bir neferin bir saatte mühim ve hususi şerait, şartlar dahilindeki nöbeti bir sene ibadet hükmüne bazen geçmesi gibi o zor durumda. Bu ehli hakkın mağlubiyeti zamanında, manevi mücahede mesailinde, meselelerinde, küçük bir meseleye sarf olunan senin kıymetdar bir günün, o neferin, askerin, o saati gibi 1000 derece kıymet alabilir. Bir günün 1000 gün olabilir. Mademli ve çillahtır Allah için. O işin küçüğüne, büyüğüne, kıymetli ve kıymetsizliğine bakılmaz. İhlas ve rıza ilahi yolunda zerre, yıldız gibi olur. Vesilenin mahiyetine bakılmaz.
neticesine bakılır. Madem neticesi rıza ilahidir ve mayası ihlastır, o küçük değildir, büyüktür. Yedinci sebep. Ehli hak ve hakikatın ihtilaf ve rekabetleri kıskançlıktan ve hırsı dünyadan gelmediği gibi, ehli dünyanın ve ehli gafletin ittifakları dahi civan mertlikten ve uluv-ü cenaptan değildir. Belki ehli hakikat, hakikattan gelen uluv-ü cenap ve uluv-ü himmet, yani yüksek üstün gayret ve çaba ve tariki hakta memduh olan övülen müsabakayı tam muhafaza edemediklerinden ve naehillerin, ehil olmayanların girmesi yüzünden bir derece suistimal ettiklerinden, rekabetkârâne ihtilafa düşüp hem kendine hem cemaat-ı İslamiye'ye ehemmiyetli zarar olmuş. Ehl-i gaflet ve ehl-i dalalet ise meftun oldukları menfaatlerini kaçırmamak ve menfaat için peresiş ettikleri reislerini ve arkadaşlarını küstürmemek için zilletlerinden ve namertliklerinden, hamiyetsizliklerinden, mutlak arkadaşlarıyla hatta dini ve hain, aşağı ve alçak ve muzur olsalar dahi halisane ittihad, hem menfaat etrafında toplanan ne şekilde olursa olsun, şerikleriyle samimane ittifak ederler. Samimiyet neticesi olarak istifade ederler. İşte, ey musibetzede ve ihtilafa düşmüş ehl-i hak ve ashab-ı hakikat, bu musibet zamanında ihlası kaçırdığınızdan ve rıza-i ilahi münhasıran gaye-i maksat yapmadığınızdan ehl-i hakkın bu zillet ve mağlubiyetine sebebiyet verdiniz. Umur diniye ve uhreviyede rekabet, gıpta, haset ve kıskançlık olmamalı ve hakikat noktayı nazarında olamaz. Çünkü kıskançlık ve hasedin sebebi bir tek şeye çok eller uzanmasından ve bir tek makama çok gözler dikilmesinden ve bir tek ekmeği çok mideler istemesinden müzahame, zahmet ve sıkışıklık, münakaşa, müsabaka sebebiyle gıptaya, sonra kıskançlığa düşerler. Dünyada bir şey vahide, tek bir şeye, çoklar talip olduğundan ve dünya dar ve muvakkat olması sebebiyle insanın hassiz arzularını tatmin edemediği için rekabete düşüyorlar. Fakat ahirette tek bir adama 500 sene mesafelik bir cennet ihsan edilmesi ve 70 bin kasır saray ve huriler verilmesi ve ehli cennetten herkes kendi hissesinden kemal rıza ile memnun olması işaretiyle gösteriliyor ki ahirette medar rekabet bir şey yoktur ve rekabet de olamaz. Yani fazlasıyla zaten verilmiş. Haşiye mühim bir taraftan ehemmiyetli bir sual. Rivayette gelmiş ki cennette bir adama 500 senelik bir cennet verilir. Bu hakikat aklı dünyevinin hafsalasında nasıl yerleşir? Yani dünya ölçü ve kıstaslarıyla bakıldığı zaman 500, yani bir dünya bile bize çok gibi geliyor. Ama sonsuz hayat açısından düşündüğünüz zaman 500 senelik geniş cennet çok da büyük değil yani. Çünkü sonsuz bir hayat için, 100 senelik bir hayat için değil, 100 senelik bir hayat için bile dünya çok büyüktür. Ama sonsuz bir hayat için 500 senelik bir cennet hayatı çok da büyük değildir. Hatta insan muhtemelen daha keşke daha büyük olsaydı, imanımı ve amelimi geliştirseydim, cennetimi büyütseydim diyecektir. Çünkü Efendimizin de buyurduğu gibi ahirette herkes pişman olacak. Kimi yapmadığı için, kimi daha çok yapmadığı için, kimi az yaptığı için. El cevap, nasıl ki bu dünyada herkesin dünya kadar hususi ve muvakkat geçici bir dünyası var ve o dünyanın direği onun hayatıdır ve zahiri ve batini dış ve iç duygularıyla o dünyasından istifade eder. Güneş bir lambam, yıldızlar mumlarımdır der. Başka mahlukat ve ziruhlar bulunmaları o adamın malikiyetine mani olmadıkları gibi bilakis onun hususi dünyasını şenlendiriyorlar, zinetlendiriyorlar. Aynen öyle de. Fakat binler derece yüksek, her bir mümin için binler kasır saray ve hurileri ihtiva eden has bahçesinden başka, umumi cennetten 500 sene genişliğinde birer hususi cenneti vardır. Yani bu sadece hususi cennet, bir de umumi var. Her bir insanın diğer insanların cennetinden, tabiri caizse çarşı pazarından, başkasının cennetinden, Efendimizin cennetinden misafir eden gitmek suretiyle de olsa istifade etmesi gibi. Derecesi nispetinde inkişaf eden hissiyatıyla, duygularıyla ki en önemlisi o, cennete ve ebediyete layık bir surette istifade eder. O da tamamen duyguların gelişmesine bağlı. Başkalarının iştiraki onun malikiyetine, sahipliğine ve istifadesine noksan vermedikleri gibi kuvvet verirler. Ve hususi ve geniş cennetini ziynetlendiriyorlar. Evet, bu dünyada bir adam bir saatlik bir bahçeden
ve bir günlük bir seyrangâhtan, gezi yerinden ve bir aylık bir memleketten ve bir senelik bir mesiragâhta seyahatından ağzıyla, kulağıyla, gözüyle, zevkiyle, zaikasıyla, sair duygularıyla istifade ettiği gibi, aynen öyle de, fakat bir saatlik bir bahçeden ancak istifade eden bu fani memleketteki kuvve-i şamme ve kuvve-i zaika, yani koku alma duygusu ve tat alma duygusu, o baki memlekette bir senelik bahçeden aynı istifade eder. Çünkü her şey fahş olmuş, açılmış. Ve burada bir senelik mesiregahtan ki seyahattan, o haşmetli, baştan başa ziynetli memlekete layık bir tarzda istifade eder. Her mümin derecesine ve bu dünyada kazandığı sevaplar, haseneler nispetinde imbisat ve inkişaf eden, açılıp yayılan duygularıyla zevk alır, telezzüz eder, lezzet alır, müstefid olur, faydalanır. Öyleyse, ahirete ait olan amal-i salihada dahi rekabet olamaz. Kıskançlık yeri değildir. Kıskançlık eden yer riyakardır. Amal-i salih, salih ve uygun doğru ameller suretiyle dünyevi neticeleri arıyor. Veya sadık cahildir ki amal-i saliha nereye baktığını bilmiyor. Yani oysa ebediyete bakıyor. Ve amal-i salihanın ruhu esası ihlas olduğunu derk etmiyor, anlamıyor, idrak etmiyor. Rekabet suretiyle evliyaullah'a karşı bir nevi adavet, düşmanlık taşımakla vüs'at-i rahmet-i ilahiyeyi itham ediyor. Bu hakikati teyit eden bir vaka, eski arkadaşlarımızdan bir adamın, bir adama karşı adaveti, düşmanlığı vardı. O adamın yanında senakârane, övünçle, onun düşmanı amel-i salihle, hatta velayetle tavsif edildi. O adam kıskanmadı, sıkılmadı. Sonra birisi dedi, senin o düşmanın cesurdur, kuvvetlidir. Baktık ki o adamda şiddetli bir kıskançlık ve bir rekabet damarı uyandı. Ona dedik, velayet ve salahat, hassiz bir hayat-ı ebediyenin pırlantası gibi bir kuvvet ve bir yüksekliktir. Sen buna bu cihette kıskanmadın. Dünyevi kuvvet öküzde ve cesaret canavarda dahi bulunmakla beraber, velayet ve salahata nispeten bir adi cam parçasının elmasa nispeti gibidir. Yani niye kıskandın? O adam dedi ki, bir noktaya, bir makama, İkimiz bu dünyada gözümüzü dikmişiz. Kahramanlık, cesaret. Oraya çıkmak için basamaklarımız da kuvvet ve cesaret gibi şeylerdir. Onun için kıskandım. Ahiret makamatı hassizdir. Çünkü sınırı yok. O burada benim düşmanım iken, orada benim samimi ve sevgili kardeşim olabilir. Ey ehli hakikat ve tarikat! Hakka hizmet, hakka hizmet. Büyük ve ağır bir defineyi taşımak, hakka hizmet. Büyük ve ağır bir defineyi taşımak ve muhafaza etmek gibidir. Yani omuzumuzda, affedersiniz, odun, kömür vesaire yok yani. Yumurta küfesi taşıyoruz. Hassas davranılması lazım. O defineyi omuzunda taşıyanlara ne kadar kuvvetli eller yardıma koşsalar, daha ziyade sevinir, memnun olurlar. Kıskanmak şöyle dursun. Gayet samimi bir muhabbetle o gelenlerin kendilerinden daha ziyade olan kuvvetlerini ve daha ziyade tesirlerini ve yardımlarını müftehirane, iftiharla alkışlamak lazım gelirken, nedendir ki rekabetkârâne o hakiki kardeşlere ve fedakar yardımcılara bakılıyor ve o hal ile ihlas kaçıyor. Vazifenizde ittiham olup, müttehem olup, yani ittiham edilmiş olup, töhmet altında bırakılarak, el-i dalaletin nazarında sizden ve sizin mesleğinizden 100 derece aşağı olan din ile dünyayı kazanmak, ya Allah korusun, din ile dünyayı kazanmak ve ilme hakikatla maişeti temin etmek, tamah, açgözlülük ve hırs yolunda rekabet etmek gibi müthiş ithamlara maruz kalıyorsunuz. Bu marazın, hastalığın çare yegâresi. Nefsini itham etmek ve nefsine değil, daima karşısındaki meslektaşına taraftar olmak. Fenn-i adab, adab ilme ve ilmi münazaranın uleması mabeynindeki arasındaki hakperestlik ve insaf düsturu olan şu, eğer bir meselenin münazarasında kendi sözünün haklı çıktığına taraftar olup ve kendi haklı çıktığına sevinse ve hasmının, düşmanının haksız ve yanlış olduğuna memnun olsa insafsızdır, hem zarar eder. Çünkü haklı çıktığı vakit o münazarada bilmediği bir şeyi öğrenmiyor. Belki gurur ihtimaliyle zarar edebilir. Eğer hak hasmının elinde çıksa, zararsız, bilmediği bir meseleyi öğrenip menfaatdar olur. Nefsin gururundan kurtulur. Demek insaflı hakperest, hakkın hatırı için nefsin hatırını kırıyor. Hasmının elinde hakkı görse yine rıza ile kabul edip taraftar çıkar, memnun olur. İşte bu düsturu ehli din,
ehli hakikat, ehli tarikat, ehli ilim kendilerini rehber ittihaz etseler, ihlas kazanırlar. Ve vazife-i uhreviyelerinde muvaffak olurlar. Ve bu feci sukut ve musibet-i hazıradan rahmet-i ilahiye ile kurtulurlar. Eğer deseniz, hadiste alim tabiri var, bir kısmımız yalnız katibiz. El cevap, bir sene. Bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan bu zamanın mühim, hakikatli bir alimi olabilir. Eğer anlamasa da, madem Risale-i Nur şakirtlerinin bir şahsı manevisi var, şüphesiz o şahsı manevi bu zamanın bir alimidir. Sizin kalemleriniz ise o şahsı manevinin parmaklarıdır. Kendi noktayı nazarımda liyakatsız olduğum halde, haydi hüsnü zannınıza binaen bu fakire bir üstadlı ve tebaiyet noktasında bir alim vaziyetini verdiğinizden bağlanmışsınız. Ben ümmi ve kalemsiz olduğum için sizin kalemleriniz benim kalemim sayılır. Hadiste gösterilen ecri alırsınız. Şahsıma ve Risale-i Nur'a ait mühim bir sual. Çoklar tarafından deniliyor ki sen el dünyanın dünyasına karışmadığın halde nedendir ki her fırsatta onlar senin ahiretine karışıyorlar? Halbuki hiçbir hükümetin kanunu tariki dünya, dünyayı terk eden ve münzevilere karışmıyor. Terk etmiş. El cevap, Yeni Said'in bu suale karşı cevabı sükuttur, susmak. Yeni Said benim cevabımı kader-i ilahi versin der. Yani ben onun mahkumuyum. Bununla beraber mecburiyetle emaneten istiare ettiği, geçici olarak aldığı eski Said'in kafası diyor ki bu suale. Cevap verecek İsparta vilayetinin hükümetidir ve şu vilayetin milletidir. Çünkü bu hükümet ve şu millet benden çok ziyade bu sualin altındaki mana ile alakadardırlar. Madem binler efradı bulunan bir hükümet ve yüz binler efradı bulunan bir millet benim bedelime düşünmeye ve müdafaa etmeye mecburdur. Ben neden lüzumsuz olarak müddeilerle, iddiacılarla konuşup müdafaa edeyim? Çünkü 9 senedir ben bu vilayetteyim. Gittikçe daha ziyade dünyalarına arkamı çeviriyorum. Hiçbir halimle mestur gizli kalmamış. En gizli, en mahrem risalelerim dahi hükümetin ve bazı mebusların ellerine geçmiş. Eğer ehli dünyayı telaşa ve endişeye düşürecek, dünyevi bir karışmak halim ve karıştırmak teşebbüsüm ve fikrim olsaydı, bu vilayet ve kazalardaki hükümet 9 sene dikkat ve tecessüs ettikleri, araştırdıkları halde ve ben de çekinmeyerek yanıma gelenlere esrarımı beyan ettiğim halde hükümet bana karşı sükut edip ilişmediler. Eğer milletin ve vatanın saadetine ve istikbaline zarar verecek bir kabahatim varsa 9 seneden beri varisinden tut köy karakol kumandanına kadar kendilerini mesul eder. Onlar kendilerini mesuliyetten kurtarmak için hakkımda habbeyi kubbe yapanlara karşı kubbeyi habbe yapıp beni müdafaa etmeye mecburdurlar. Öyleyse bu sualin cevabını onlara havale ediyorum. Ama bu vilayetin milleti umumiyetle benden ziyade beni müdafaa etmek mecburiyetleri şundandır ki bu 9 senedir hem kardeş hem dost hem mübarek olan bu milletin hayatı ebediyesine ve kuvveti imaniyesine ve saadeti hayatiyesine bilfiil ve maddeten tesirini gösteren yüzer risalelerle çalıştığımızı ve hiçbir dağdağa ve zarar hiç kimseye o risaleler yüzünden gelmediği ve hiçbir garazkârâne tereşşuhat-ı siyasiye yani siyasi bir sızıntı adeta ve dünyeviye görülmediği ve lillahil hamd şu İsparta vilayeti eski zamanın Şam-ı Şerifi'nin mübarekiyeti ve alemi İslam'ın medrese-i umumisi olan Mısır'ın Camiül Eser'i mübarekiyeti nevinden kuvveti imaniye ve salaveti diniye cihetinde bir mübarekiyet makamını Risale-i Nur vasıtasıyla kazanarak bu vilayette imanın kuvveti lakaytla ve ibadetin iştiyakı sefahete hakim olmasını ve umum vilayetlerin fevkinde bir meziyeti dindaraneyi Risale-i Nur bu vilayete kazandırdığından elbette bu vilayetteki umum insanlar hatta farazı dinsizi de olsa beni ve Risale-i Nur'un müdafaaya mecburdur. Onların çok ehemmiyetli müdafaa hakları içinde benim gibi vazifesini bitirmiş ve lillahilhamd binlerle şakirtler benim gibi bir acizin yerinde çalışmış ve çalıştığı hengamda ehemmiyetsiz cüz'i hakkım beni müdafaaya sevk etmiyor. Bu kadar binlerle dava vekilleri bulunan bir adam kendi davasını kendi müdafaa etmez.
İkinci işaret tenkitkârâne bir suale cevaptır. El dünya tarafından deniliyor ki, sen neden bizden küstün? Bir defa olsun hiç müracaat etmeyip sükût ettim. Bizden şiddetli şekva edip şikayette bulunup, bana zulmediyorsunuz diyorsun. Halbuki bizim bir prensibimiz var. Bu asrın muktezası olarak hususi düsturlarımız var. Bunların tatbikini sen kendine kabul etmiyorsun. Kanunu tatbik eden zalim olmaz, kabul etmeyen isyan eder. Ez cümle. Bu asrı hürriyette ve bu yeni başladığımız cumhuriyetler devrinde müsavat, eşitlik esası üzerine tahakküm ve tagallübü üstünlüğü kaldırmak düsturu bizim bir kanun esasimiz hükmüne geçtiği halde. Sen kah hocalık, kah zahitlik suretinde teveccühü ammeyi kazanarak, yani umumun ilgisini çekmek amacıyla kendine yöneltmek, nazarı dikkati kendine celbederek, çekerek, hükümetin nüfuzu haricinde bir kuvvet, bir makam-ı içtimai elde etmeye çalıştığın, zahir halin ve eski zamandaki macerayı hayatının delaletiyle anlaşılıyor bu hal ise. Şimdiki tabirle burjuvaların müstebidane tahakkümleri içinde hoş görünebilir. Fakat bizim tabakayı avamının intibahıyla uyanmasıyla ve galebesiyle tezahür eden tam sosyalizm ve bolşevizm düsturları bizim daha ziyade işimize yaradığı için o sosyalizm düsturlarını kabul ettiğimiz halde senin vaziyetin bize ağır geliyor, prensiplerimize muhalif düşüyor. Onun için sana verdiğimiz sıkıntıdan şekvaya ve küsmeye hakkın yoktur. Aynı zihniyet aslında devam ediyor o bolşevizm ve sosyalizm zihniyetleri. El cevap. Hayatı içtimaiye-i beşeriyede yani insanlığın toplum hayatında bir çığır açan, eğer kainattaki kanun fıtrata, yaratılış kanununa muvafık hareket etmezse, uygun harekette bulunmazsa, hayırlı işlerde ve terakkide muvaffak olamaz, sosyalizm gibi. Bütün hareketi şer ve tahrip hesabına geçer, anarşistler gibi. Madem kanun fıtrata, tatbiki harekete mecburiyet var, elbette fıtrat-ı beşeriyeyi değiştirmek ve nev-i beşerinin hırkatındaki hikmet esasiyeyi kaldırmakla mutlak müsavat kanunu tatbik edilebilir. Yani tüm kabiliyetleri, karakterleri hepsini kaldıracaksın. Herkesi aynı seviyeye getireceksin ki ondan sonra eşitlik olsun. Bu da mümkün değil. İnsanlar bir noktada eşittirler, o da hukukta. Evet ben neseben ve hayatça avam tabakasındanım ve meşreben ve fikren müsavat-ı hukuk, yani hukukta eşitlik mesleğini kabul edenlerdenim. Ve şefkaten ve İslamiyet'ten gelen sırrı adaletle burjuva denilen tabakayı havasın, üst tabakanın istibdat ve tahakkümlerine, baskılarına karşı eskiden beri muhalefetle çalışanlardanım. Onun için bütün kuvvetimle adaleti tamme lehinde, tam bir adaleti tesis, zulüm ve tagallübün ve tahakküm ve istibdadın baskının aleyhindeyim. Fakat nev-i beşerin fıtratı ve sırrı hikmeti, müsavat-ı mutlaka kanuna zıttır. Yani insan yapısı buna aykırı. Çünkü herkesi aynı seviyeye getiremezsiniz. Çünkü Fadır-ı Hakim, kemal-i kudret ve hikmetini göstermek için az bir şeyden çok mahsulat aldırır. Ve bir sayfada çok kitapları yazdırır ve bir şeyle çok vazifeleri yaptırdığı gibi. Beşer nevi ile de binler nev'in vazifelerini gördürür. İşte o sırrı azimdendir ki Cenab-ı Hak insan nev'ini binler nevileri sümbül verecek ve hayvanatın sair binler nevileri kadar tabakat gösterecek bir fıtratla yaratmıştır. Sair hayvanat gibi kuvalarına, duygularına, latifelerine, duygularına hat konulmamış, sınır konulmamış, öne açık. Serbest bırakıp hassiz makamatta gezecek istidat verdiğinden bir nevi iken binler nevi hükmüne geçtiği içindir ki arzın halifesi ve kainatın neticesi ve zihayatın sultanı hükmüne geçmiştir. İşte nevi insanın tenevvünün çeşit çeşit farklı farklı oluşunun en mühim mayası ve zembereği müsabaka ile yarış ile hakiki imanlı fazilettir. Fazileti kaldırmak mahiyeti beşeriyenin tebdiliyle aklın söndürülmesiyle kalbin öldürülmesiyle ruhun mahvedilmesiyle olabilir. Yani tüm insanlığın duygularını kaldıracaksınız ki aynı seviyede olsun. Evet şu hürriyet perdesi altında müthiş bir istibdadı yaşayan şu asrın gaddar yüzüne çarpılmaya layık iken ve halbuki o takada müstahak olmayan gayet mühim bir zatın yanlış olarak yüzüne savrulan kamilane şu sözün ne mümkün zulm ile bidat ile imha-i hürriyet çalış idraki kaldır muktedirsen ademiyetten. Sözünün yerine bu asrın yüzüne çarpmak için ben de derim. Ne mümkün zulm ile bidat ile imha-i hakikat, çalış kalbi kaldır, muktedirsen, gücün yetiyorsa, ademiyetten, insanlıktan. Veyahut,
Ne mümkün zulüm ile, bidat ile, imha-i fazilet, çalış vicdanı kaldır, muhtedirsen ademiyetten. Evet, imanlı fazilet, medar-ı tahakküm olmadığı gibi baskı sebebi. Sebebi istibdat da olamaz. Tahakküm ve tagallüp etmek faziletsizliktir. Ve bilhassa ehl-i faziletin en mühim meşrebi, aciz ve fak ve tevazu ile hayat-ı içtimai beşeriyeye karışmak tarzındadır. Lillahilhamd. Bu meşrep üstünde hayatımız gitmiş ve gidiyor. Ben kendimde fazilet var diye fakir suretinde dava etmiyorum. Fakat nimet-i ilahiyeyi tahdis suretinde o emma bi nimet rabbike fahaddis duhanın amma Rabbinin nimetini dile getir. Şükretmek niyetiyle diyorum ki Cenab-ı Hak fazıl ve keremiyle ulum-i imaniye ve Kur'aniye'ye çalışmak ve fehmetmek, anlamak faziletini ihsan etmiştir. Bu ihsan-ı ilahi bütün hayatımda lillahilhamd tevfik-i ilahi Allah'ın muvaffak kılmasıyla şu millet-i İslamiye'nin menfaatine, saadetine sarf ederek hiçbir vakit vasıta-i tahakküm ve tahallüp olmadığı gibi ekser ehli gafletçe matlup olan teveccühü naz ve hüsnü kabulü halk dahi mühim bir sırra binaen benim menfurumdur. Onlardan kaçıyorum. 20 sene eski hayatımı zayi ettiği için onları kendime muzur görüyorum. Fakat Risale-i Nur'u beğenmelerine bir emare biliyorum. Onları küstürmüyorum. İşte ey ehli dünya, dünyanıza hiç karışmadığım ve prensiplerinizle hiçbir ciheti temasım bulunmadığı ve 9 sene esaretteki bu hayatımın şehadetiyle yeniden dünyaya karışmaya hiçbir niyet ve arzum yokken bana eski bir mütekallip ve daima fırsatı bekleyen ve fikri istibdat ve tahakkümü taşıyan bir adam gibi yapılan bunca tarassut, gözetim ve tazyikiniz, baskınız hangi kanunladır? Hangi maslahatladır? Dünyada hiçbir hükümet böyle fevkal kanun, kanun üstü ve hiçbir ferdin tasvibine mazhar olmayan bir muameleye müsaade etmediği halde bana karşı yapılan bu kadar bet muamelelere yalnız değil benim küsmem. Belki eğer bilse nevi beşer küser, belki kainat küsüyor. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina.